Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda konumuz sağlık olacak. Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı ile ilgili biraz daha fazla konuşacağız. Çünkü çok değerli hocamız Doçent Doktor Ahmet Uçar, çocuk endokrin uzmanı konuğumuz. Kendisine merhaba diyelim, programımıza başlayalım. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar Sertan Bey. Öncelikle programa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Zamanınızı aldık, o değerli zamanınızı bize ayırdınız. Güzel bir sohbet bizi bekliyor. Ben de öyle umuyorum. Özellikle çocuklarla ilgili konuşacağız, hastalıkları, rahatsızlıkları. Ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isteriz hocam sizden. Ben İstanbul doğumluyum. Dolayısıyla eğitim hayatımın çok büyük bir kısmı İstanbul'da geçti. High school'u bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizceyi kazandım. Orası bitti. Ardından İstanbul Tıp Fakültesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalında uzmanlığı yaptım. İşte mecbur hizmet sonrası çocuk endokrin yan dal uzmanlığını yaptım. Sonra tekrar bir mecbur hizmet sonrası Şişli Hamidiyet Fal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çocuk endokrin uzmanı olarak çalışmaya başladım. 2017 yılında da doçentlik unvanını aldım. 2020 yılı sonu itibariyle de çocuk endokrin kliniğinin eğitim ve idari sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Mütevazi bir kliniğimiz var. Tek kişi olarak başladım ama şu anda bir çalışma arkadaşım ve 4 tane de eğitim verdiğimiz fellow'umuzla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Harika. Peki hocam, çocuk endokrini tam olarak nedir? Ne tür hastalıklarla ilgilenir? Şimdi bu soru bize çok geliyor, hastalardan da olsun. Söylediğimiz zaman da tam olarak kelime algılanamıyor tabii, tıp kökenli bir kelime olduğu için. Endokrin esasında hormonlarla ilişkili olan bir bilim dalı esasen. Vücudumuzun pek çok sistemi hormonların etkisi altında çalışmakta. Bir multisistemik bir çalışma söz konusu organizmada. Hormon dediğimiz kimyasallarda vücutta çeşitli işlevleri yapıyor ve bebeklik çağından erişkin döneme kadar gelen süreci kontrol eden hormonlar erişkin dönemde de yine değişen derecelerde etkinliklerini göstererek insan yaşantısının devamlılığını sağlıyorlar. Oldukça önemli kimyasallar. Biz bu kimyasalların fazlalık veya eksiklik durumlarındaki hastalıklarıyla uğraşıyoruz. Ama bizim bir de erişkin grubumuz var. Onlarla dahili endokrin denilen bilim dalı ilgileniyor. Biz çocuk endokrin, yani çocuk hastalarla daha çok ilgileniyor. Çocuk hastalardaki hormonal problemlerle ilgileniyoruz diye özetleyebilirim. Peki. Şimdi erken ergenlik diye bir konu var tam olarak. Onu da bize açıklarsanız çok sevinirim hocam. Çok sık çünkü geçen Şimdi, konular. Çocuk endokrin dediğim gibi az önce birçok hormonal problemle uğraşmakta. Bunlardan bir tanesi de ergenliğin erkene kayması. Özellikle bu pandemi sürecinde oldukça da artış gösterdi. Çocuklarda erken ergenlik dediğimiz zaman, yani gelişimsel süreçte kız çocuklarında tabii etnik farklılıklar gösterebilmekle birlikte 8 yaşın altında, erkek çocuklarda da 9 yaş altında bir takım ergenliğe ilişkin bulguların çıkması. Örneğin kız çocuklarında meme dokusunun ortaya çıkması, erkek çocuklarda kıllanma ve testis volümünde artış olması gibi bulgularla kendini gösteren bir tablo. Ve dediğim gibi bu pandemi döneminde de özellikle obezitenin sıklığındaki artışla paralel olarak da ergenliğin erkene kayması da söz konusu oldu ve kliniğimizde şu anda önemli bir hasta yükünü de oluşturmakta. Peki. Daha çok ne tür problemlerle karşılaşıyorsunuz hocam mesleğinizi icra ederken? Yani şöyle, bizim kliniğimizde, yani birçok endokrin kliniğine her türlü endokrin problem gelebiliyor ama az önce de bahsettiğim gibi bu COVID-19'dan biliyorsunuz çıktık, hala da kısmen etkisini görüyoruz ama pandemi sürecini kısmen atlatıp aktif çalışma yaşantısına endokrin açıdan
devam ettiğini düşünürsek özellikle pandemiyle birlikte obezite sıklığında anlamlı bir artış oldu. Çocukluk çağı obezitesi hiç daha önce görmediğimiz, yani benim bu mesleğe çocuk endokrin uzmanı olarak başlamam 12 senelik bir süreç. Bu sürenin başlangıcında daha çok büyük yaşlarda görürken artık küçük yaşlarda da genetik olmayan tamamen besinsel faktörlere bağlı kilo alım problemleri, şişmanlık, obezite dediğimiz şişmanlık durumunda bir artış görüyoruz. Yani poliklinikteki yükümüzün çok büyük bir kısmını, yani 1/3 civarında bir obez hastalarda artış var. Tabii obezite ile birlikte eşlik edebilecek olan problemlerde de artış oluyor. Mesela diyabet gibi, yine az önce sormuştunuz, erken ergenlik gibi problemlerde de yine artış oluyor. Ama şu an için güncel olarak konuşursak en büyük hasta grubumuz obezite. Evet. Peki hocam, çok büyük bir hasta ağırlığı yükü veriyor dediniz COVID-19'dan sonra özellikle bu bölümde. Tedaviler nasıl geçiyor? Başarılı şekilde devam ediyor mu, yoksa kalıcı hasarlar bırakmış olmuş mu? Şimdi tedavi dediğimiz zaman, hani obezite için konuşacak olursak, dediğim gibi daha çok eve kapanma süreci pandemiyle olduğu için, hatta belki de virüsün kendisine bağlı olarak da tetiklenen bir süreç var. Hastalık bazında değerlendirmek lazım ve hasta bazında değerlendirmek lazım tedaviyi. Çünkü günümüzde artık kişiselleştirilmiş tedavi dediğimiz bir tedavi süreci söz konusu. Çocukluk çağı obezitesinde de örnek olarak veriyorum. Yani çok fazla ilaç seçeneğimiz yok. Özellikle küçük yaş gruplarında, eğer genetik kökenli bir obezite söz konusu değilse, genellikle yaşam şekli değişiklikleri, ailenin terapisi, anne babalar da genelde obez oluyor, obez çocukların, onların tedavisi gibi bir takım davranışsal yaklaşımlar ön plana geçiyor ve maalesef bunu uygulamak da çok zor olabiliyor. En zorluk çektiğimiz tedavi grubu esasında obezitedir. Dediğim gibi ilaçların faydası çok sınırlı. O nedenle de genellikle psikolog ve diyetisyen kontrolü altında yoğun takiplerle, yani aylık, 3 aylık takiplerle tedavi sağaltımı söz konusu olabilmekte, ama sıklıkla da dediğim gibi yeniden kaybedilen kiloların alınması söz konusu olabiliyor tedavideki zorluklardan ötürü. Değil mi? Peki hocam, önleyici olarak da konuşursak şimdi mesela neler tavsiye edersiniz bu obeziteyle özellikle çocuklarda mücadelede nasıl davranmaları gerekir ebeveynlerin? Nelere dikkat etmeleri gerekir? Obeziteyle ilgili olarak mı sordunuz? Evet, obezite. Çünkü çok obezite artıyor sürekli. Ülkemizde Avrupa'da birinci sıradayız galiba son açıklanan rakamlara bakarsak. Şimdi Türkiye'den olan verilere baktığımız zaman 2010 ile 2021 arasında 1,5 kat civarında bir artış söz konusu. Bölgesel çalışmalar, lokal olarak veriler %16-16,5'larda, ama burada dikkati çeken bir de 10 yaş altındaki grupta obezitenin artması. Yani eskiden 5 yaş altı obezlerde mutlaka genetik bir köken aramamız gerekir derken, şimdi egzojen kökenli, anne sütünün biraz daha erken bırakılması mesela veya ek besinlere çok erken geçilmesi, bir de hızlı kan şekerini yükseltecek olan bu işte gofrettir, çikolatadır, bu tür besinlerin tüketimindeki artışın olması ve bir de tabii ki anne babada obezitenin olması, ilerleyici bir obezitenin olması sıklığı artırdı. Tabii böyle olunca biz çocuk bize getirildiği zaman öncelikle anne babadan başlıyoruz işe. Çünkü çocuğa örnek olan birey ebeveynleridir. Ve dolayısıyla da eğer anne babada obezite varsa öncelikle onlara da diyet alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini tavsiye ediyoruz. Buzdolabında nelerin bulundurulup nelerin bulundurulmaması gerektiği konusunda. Çünkü bu çok basit gibi gözükse de çok sıklıkla gözden kaçıyor. Çünkü genellikle çocuk odaklı yaklaşılıyor. Ebeveynler de o şekilde yaklaşıyor, ama sanırım bazen aynayı kendimize tutmayı unutuyoruz. Ona bağlı olarak da yaklaşımda biraz eksiklik oluyor. Dolayısıyla biz kendi polikliniğimize gelen hastalarda özellikle önce anne babadaki obezitenin de mutlaka sağaltılması gerektiğini kendilerine de bir şekilde münasip bir dille vurgulamaya çalışıyoruz. Aksi takdirde o tedavi başarılı olmuyor. O nedenle psikoloğumuza da yönlendirirken mutlaka anne babayı da birlikte değerlendiriyoruz. Çünkü obezitenin altından her zaman için bir yeme bozukluğu değil, ama bazı psikososyal
sağlık sorunlarına yol açabilecek olan durumlar da ortaya çıkabiliyor. Bizim rutin muayenemiz sırasında sorgulamayla saptayamayacağımız. O nedenle multidisipliner bir yaklaşımla yönetmeye çalışıyoruz dediğim gibi. Ama oldukça zor bir süreç aileyi de içine aldığı için. Değil mi? Peki hocam bir de şundan bahsedeyim. Tabii çocuk yaşta biraz ebeveynler şöyle yaklaşıyordur diye düşünüyorum. Ben de görüyorum çevremde çünkü. İşte şimdi çocuk yer, bir şey olmaz, ileride atar bu kiloları büyüdükçe gibi yaklaşıyorlar ama aslında ileride çok büyük rahatsızlıklara sebep olur mu? Var mı böyle çalışmalar? Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Esasında erişkin dönemdeki hastalıkların çok büyük bir kısmı çocukluk çağında başlangıçtı. Yani yapılan artık bu çalışmalar da demeyeyim artık kanıtlanmış bir gerçek. Adolesan dönemdeki bir obez bireyin erişkin dönemde de obez olma olasılığı oldukça yüksek. Ve çocukluk çağındaki obezite intrauterin dönemde yani anne rahmindeki gelişim sürecine itibaren başlıyor. Yani o dönemdeki annenin beslenmesiyle bile postnatal dönemde yani doğum sonrası takiplerde obezite ile ilişkili olduğunu gösteren çeşitli çalışmalar var. Dolayısıyla da oldukça yüksek bir ilişki söz konusu ve çocukluk çağındaki obezite de özellikle karaciğer yağlanması, şeker hastalığı gibi bir takım durumlar açısından erişkin başlangıçta obeziteye göre biraz daha maalesef sık olarak görülmekte. Bunun da nedeni çocukluk çağında organizmanın fazla şekere verdiği yanıt erişkinden biraz daha farklılık göstermekte. O nedenle çocukluk çağının obezitesinin sağaltılmasında sadece diyet değil, çocuğun yaşam tarzının da mutlaka değişmesine desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü erişkin dönemde bunun değiştirilmesi biraz daha zor olabiliyor. Kesinlikle. Kazanılmış bazı davranışlardan ne kadar erken uzaklaşırsak elbette ki ileriye daha iyi bir yatırım yapmış oluruz. Kesinlikle. Peki hocam, son olarak bu branşı seçmek isteyen böyle gençlerimize, belki şu anda tıp okuyan, tıpı bitirmiş uzmanlaşmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz, neler söylemek istersiniz? Yani tabii ki hekim arkadaşlar mesleğin zorluklarını biliyorlar. Çocuk endokrin elbette ki hekimliğin tüm branşları başlı başına çok ayrıntılı irdelemeye gerekir ama bizim endokrin branşının tetkik yönü biraz daha fazladır. Dolayısıyla multidisipliner çalışmayı gerektirir. Seçecek arkadaşların da ihtisas sürelerini bitirdikten sonra çalışma koşullarını da buna göre düşünmeleri gerekir. Yani mümkün mertebe çocuk endokrin hekimlerinin bir ekip halinde çalışmaları çok daha efektif olur. Yaklaşımlar açısından ve hasta sağlıkları açısından diye düşünüyorum. O nedenle oldukça özveri gerektiren bir branş olduğunda tekrar altını çizmek istiyorum. Harika. Çok teşekkür ederim hocam tekrar konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum Sertan Bey bu keyifli sohbet için. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten de çocuklarımız çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz ama hep çok sevdiğim de bir söz var. Onlara hiç de öğüt vermek yerine siz davranışlarını değiştirseniz zaten size örnek alıyorlar. İşte bakın hastalıklar bile bizden onlara geçebiliyor veya annelerin orada hem beslenme zamanı hem gebelik döneminde nasıl beslendikleri, hayat şartları, davranışları bunlar çok etkiliyor çocukları ki İleride oluşabilecek hastalıklar, geri dönüşü olmayan hastalıklar olabilir. O yüzden küçük yaşta alacağımız önlemler çok daha etkili olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.